Metin 2 TR Marmara'nın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki bölümü izleyen arkadaşlarımız bilir. Hidra'ya en sonunda 1,5-2 aylık sürecin sonunda itemlerimizi sattık. Ve Hidra'ya en sonunda girdik. Bir önceki videomda ayrı Hidra'ya bilgilendirme videosu, yani tam da bilgilendirme videosu diyemem ama nasıl kestiğime dair iki dönüşümlü bir şamanla nasıl kestiğime dair bir video çekeceğimi söylemiştim. Bu videoyu o yüzden çekiyorum. Bir de laptopta oynuyorum. 3 tane Metin 2 artı video kayıt sistemi açtığım için ufak bir fan kullanıyorum donmasın diye, ısınmasın diye. O yüzden size onun ufaktan bir sesi gelebilir. O yüzden şimdilik kusura bakmayın. Şamanımızla grubumuzu kurduk. Buradan şamanımızın liderliği çok ileride değil ama ufak bir saldırı değeri alabiliyoruz. Şimdi şamanımıza geliyoruz. Buradan zaten grubumuzu kurduk. Herkes gemiye diyoruz arkadaşlar. Bütün çarlarımızı sokuyoruz. Bu arada çarlarımızı sokmamız için bütün hepsinde meleğinizi görevini ayrı ayrı yapmamız lazım. Hatta en son ben şamanda yapmıştım, yani 1 saatten fazla sürdü. Bayağı zor olmuştu. Ne hasarı yetiyordu simya falan olmadığı için, bir de elinde doğru düzgün bir şey olmadığı için. Yani bayağı zorlandık. Buradan dümen kısmına geliyoruz. Gemi savunmasını başlat diyoruz. Zaten gemi savunması başlıyor. Buradan iki çarımız dönüşümlü olduğu için savaşçıyla şeyimiz, ninjamız, ikisini de karakter alıyoruz. Bu arada ben ilk başlarda şeyle, ninja ile kesiyordum bu gemi direğini, savunma olayını, ama şimdilik savaşçımızla kesiyorum. Çünkü ninjamızın alt seviyelerinde doğru düzgün korçarlar olmadığı için simya süre uzatmaları biraz sıkıntıda. O yüzden savaşçımızda 61 level çarları var, altında hazır. Bunlar daha rahat simyasını uzatabildiğimiz için bir nedeni bu. Bir nedeni de ninjamızda yavru örümcek kullandığımız için bazen yavru örümcekler 35M, 25M, yani en kötü 30M'den pahalı 40M'lere kadar çıkıyor. Hatta bulamayınca 50M falan bile alabilirsiniz yani. Ama yabani uçaklar 10M, 12M, en fazla max 13M, 8-9M'lere bile pazara atılıyor. O yüzden yani savaşçımla temizliyorum. Şimdi şöyle baktığımda burada zaten hemen hazır. Burada hemen girebilirim çarımıza. Çok acele etmenize gerek yok zaten dönüşüm küresinin süresi gitmemesi açıkçasıyla. Şöyle hemen geldim. Gidiyorum savaşçımla gemi direğini savunmaya gidiyorum. Şuradan geçerken de şamanımızda bir tane artı verebilirsiniz. Buradan geliyorum hemen, burayı temizliyorum. Dediğim gibi laptopta oynadığım için aslında bu videoyu çekmek istemiyordum. Çünkü böyle kasıyor. Laptopta oynadığım için şimdilik böyle yapacağım. Hatta sistem seçeneklerinden efektler zaten düşükteymiş. O yüzden eski laptopu olan arkadaşlar biraz kasma sorunu yaşayabilir. Ama yeni laptopların işlemcisi biraz daha yüksek olduğu için, yeni nesil olduğu için kasmıyorlar. Isınmıyorlar daha doğrusu. Soğutucuları falan var. Ben her ne kadar da fan kullansam da kasıyor. Ama şimdilik videomuz çekilebilecek şekilde, çok bir sorun yok. Bakalım. Burada savaşçımız, normalde ninjamız burada bunlara 70K'ya yakın vurabiliyor. 60 65 70K rahat vuruyor yani, nereden baksanız. Yani 60K garanti vuruyor. Savaşçımız burada 37K falan vuruyor. Zaten kritik delici şebnemleri basmıyorum. Sadece şu altta gördüğünüz dörtlüyü basıyorum. Gemi savunmasını biraz yapsak yeterli zaten. Şuradan şöyle bilgi kısmını da seçelim. En azından ninjamıza ne zaman gireceğimizi bilelim dalgamız geldiğinde. Şimdi 30 saniye kalmış bir sonraki dalgaya. Burada 10 saniye sonrayı gördüğünüzde ben yan tarafta şamandan bakıyorum. Şöyle hatta size biraz şuraya çekeyim, siz de görün. Burada 10 saniye kaldığında ninjamıza giriş yapabiliriz. Bazen de göstermiyor orayı. 10 saniye kaldı. Burada ninjamıza girelim ki, çünkü ilk başta ninjamızla gidip dalacağız. Onun çok büyük önemi var. Şöyle bak, bazen hatta böyle çarı atabiliyor. Ama önemli değil. Zaten dalga geldi. Şurada hemen savaşçımıza giriş yapıyoruz. Biz bunu götürene kadar zaten gelir. O yüzden ilk başlarda ben ninja ile kestiğimde de bazen şey oluyordu. Oyundan atıyordu. Öyle bir sıkıntı oluyordu. Ama böyle bir sefer ilk başta attığında savaşçı atıyor. Şöyle şu şebnemlere falan basıyorum. Hatta bir tane marka basayım video. Gerçi markayımız herhalde basılıymış. Şöyle hemen savaşçımıza götürüyorum. Buna da kritik delici şebnemlerini basalım. Enerjisini varsa basalım. Şöyle bunu da bu köşeye koyuyorum. Şamanımıza da bir kere artı veriyorum hemen. Zaten kritiği vermemiz yeterli ama bunlara da basabilirsiniz.
Şöyle görüyorsunuz zaten bu gemi direğini kesti. Belki biraz donduğu için biraz geç girdi hani oyuna falan. Bunları götürmem, bıçakları buraya bırakmam falan uzun sürdü. O yüzden belki ucu ucuna kesebiliriz. Normalde %20, 25, 30 kala falan çok rahat kesebiliyoruz. Yani öncelikle tabii gemi direğini Nice ile savunursak %30'lara kadar çok rahat bir şekilde kesiyoruz. Şöyle hemen bunu buraya bıraktım. Yabani uşağı bu sol tarafa, yani bu tarafa bırakmanız biraz daha iyi olur. Örümcek biraz bazen burada atabiliyor. Atmayan diyen arkadaşlar da var, atan diyen arkadaşlar da var. Ben ikisini denedim ama bence bu tarafta oynamanız daha iyi. Şöyle bir dahaki tura bir havai fişek basabilirim. Dediğim gibi biraz kastığı için zar zor kesebiliriz bu tur ama yok zannetmiyorum keseceğimizi. Zaten gemi direğinin şeyi iyi, canı iyi şu an. En son item tanıtımı da yapacağım zaten. Yani bu şekilde bir 7 dakika, bir 6 dakika süre şeklinde kesebiliyoruz. Bir de şamanımızda birkaç tane eksik şey var. Eşya düşürmeli itemler, bunların çok etkisi var. İki kat eşya düşürmeli, bir küpeyle bir de bilezik alabiliriz. Onların çok büyük önemi var. Zaten yukarıdaki eldiveni her türlü kullanmamız lazım. Şöyle dediğim gibi bir tane havai fişek atalım. Ne olur ne olmaz. Sersem yersek belki kesemeyebiliriz. Ya bu arada ben hasarları göstermedim ama şu an ne kadar gözüküyor bilmiyorum. 46 falan K gözüküyor ama hasarların sonuna doğru geldiği için normalde ninjamız 50-51 K vuruyor. Burada son hasara geldiğimiz için hasarımız bayağı düştü. Savaşçımızın da bayağı hasar düştü ama savaşçımız da bir 26K falan vuruyor. Şöyle ne kadar göstereyim. Dediğim gibi bu da düştüğü halde. Yani bu da 25-26K vuruyor. Zaten vuramasa, dediğim hasar vuramasa zaten kesemeyiz. Şu an bu canla parçaladık. Bunların hemen ikisini de karakter atıyoruz. Bunlar dönüşümde olduğu için süresi gitmemesi açıkçasıyla. İşte donduğu için dediğim gibi oyuna şey olamadığımız için, biraz geç girdiğimiz için şu girişleri falan, bekleme yerlerini. O yüzden biraz sıkıntı. Normalde %20 kala falan rahatlıkla kesebiliyoruz. Şöyle burada hemen geliyorum. Eldivenimi takıyorum. Bunu patlatıyorum. Eldivenimi hemen geri çıkartıyorum. Bakalım ne atmış sizin şansınıza. Video şansına neler atmış. Şöyle ismi gitsin hemen beraber bakalım. Şöyle bir tane sandık alıyorum, onu gördüm. Bir tane sandık daha bizim adımıza çıkmış. Onu da alıyorum. İki sandık. Şöyle baktığımda başka bir sandık daha gördüm. O da bizim adımıza. Üçüncü sandığımızı aldık. Bu arada videonun adına 4 sandık atmış arkadaşlar. Güzel atmış. Dördüncü sandığı da aldım. Hepsi bizim adımıza çıkmış çünkü. Şöyle baktığımda alınacak budutları, leylakları ben alıyorum. Bunlar alp güllerini falan da alıyorum. Çünkü 200'lüsü leylaklar bu arada 200'lüsü 12 emlere kadar gidiyor. Diğerleri şeytan boynuz zırhlarını falan normalde almıyorum ama köye gittiğim zaman yançara bırakıyorum. Bunları daha sonra kendimiz basarız. Hani satmak için almıyorum. Normalde 3-4 em ediyor. Bir de çok yer kaplıyorlar. Şöyle baktığımda burada da alınacak bir şey var mı? Süs taşı, yayın balıkları falan, bunlar önemli değil. Bu demir kutular 2 em falan ediyor. Bunları alabilirsiniz. Onun haricinde başka burada alabilecek bir şey yok. Mantarı da alalım. Tamam. Gidelim. Bir de burada yapmanız gereken bu çar iki dönüşümlü çar olduğu için süresi gitmemesi açısından, bir de bunları şuraya gideceğimiz yere atmaması açısından, hani tekrar ejderha burnu aşınlaması için buraya geliyoruz. Şöyle. Hatta şunu biraz şuraya çekeyim, net görelim. Buradan hemen şamanımıza gidiyoruz. Normalde eğer bunlarda girsek çıkış yaptığımızda falan ya da grubumuzu bozduğumuzda bunları da direkt buraya atar ama buradan gitmesi sıkıntı olduğu için dönüşüm sürelerimiz boşa gider arkadaşlar. O yüzden buradan geliyoruz. Burada köye geri dön diyoruz. İşte girişler biraz fazla sürdüğü için böyle video aldığım için kayıt. Biraz kastı için girişler uzun sürüyor. O yüzden de Hydra'yı son canı kala kestik. Şöyle burada geliyoruz. Şamanım savaşçımızdan Nijamıza giriyoruz. Bunların ikisi portala girdiği zaman Hydra'ya girdiği zaman ikisi böyle grubu kapatacağız. Grubu sileceğiz. Ondan sonra onları ejderha burnu atacak. Şöyle ikisini de girsin. Tamam, böyle ikisi de girdi. Burada grubu bozabiliriz. Buradan tekrar geliyoruz şamanımıza götürmek açısıyla.
İkisi ışınlandıktan sonra. Işınlansınlar. Şöyle buraya da evet diyebiliriz. Hepsini bu arada ejderha burnu attı arkadaşlar. Şimdi çok kısa bir item tanıtımı yapalım. Hemen. Nasıl kestiğimize dair. Şöyle bunlara karakter atalım donmasın. Şöyle buraya alalım. Ninja'mız. Öncelikle ninja'mızı göstereyim. Elimizde 42 ortalama, 5 delici, 5 saniye buzun gücü, Zodiac yay var arkadaşlar. Güzel, yeter bize. 5 saniye buzun gücü gelmesi diğer itemlerimizde ayrıcalık sağladı. Yani rahatlıkla itemlerimizi dizebildik biraz. Başka bu itemimizde saniye olmasaydı, metin olsaydı mesela, başka itemimize saniye alıp en azından bir 70-80 won fazla para verebilecektik başta. Çünkü bütçemiz ucuzuna yetti. Şöyle bir elit bir kaskımız var. Bence serverde birkaç tane var ama çok güzel bir kask. Hydra için özellikle. 5 saniye buzun gücünü al. Düşük rütbesi var. Bizim kuşağımızda çünkü düşük rütbe yok. Hani lazım bir Epsun. Bir de 8 saldırı hızımız var. Kalkanımızla zırhımızı en son göstereceğim. Neden? Çünkü bunların ikisinden 10 saniye geldi. Küpemizde 5 saniye buzun gücü al. Epsun hiç önemli değil. 75 won almıştık ama Epsun'lara da 20 ork, 20 şeytan 10 ork. Fena değil. Arada ormana çıktığımızda da kullanabiliriz. 15 saniye oldu. Şöyle bir kolyemiz var. İlk başta bunu 5 saniye buzun güçlü almıştım bir takas sırasında. Daha sonra satıldı pazara attığımda. Daha sonra kolyeye yönelmedim saniye olarak. Çünkü yani patronlu kolye alacağımız için her türlü biraz farm yaptıktan sonra kolyemiz normal. 1.5 kayıp 10 kritik. Bileziğimiz de güzel, elit bir bilezik. 5 saniye buzun gücünü al. 2000 ipi, 10 ipi absorbe, 10 delicisi var. Güzel bir bilezik bu da. Toplamda 5, 10, 15, 20 saniye oldu. Zaten 25 saniye dizmeniz gerekli. Ama ben 26 saniye dizmenizi tercih ederim. Sonralarda hasar düşmesinin açısından. 3 saniye bir kalkanımız var. 8 güç bu. 3 saniye buldum. Çok ucuza buldum bunu. Yanlış hatırlamıyorsam 30-40 won arası bir mevlaya bulmuştum. 8 güç var. Normalde 12 güç olması daha iyi olur ama 3 saniye bunu çok ucuza aldığımız için böyle 15-20 won ucuza bulmuştum. O yüzden aldım. Bir de bu zırhı da 65 won'a falan almıştım. Yani 68 ya da 65 won almıştım. 3 saniye buzun gücünü al. 4 saniye ve 5 saniye zırhlar, artı 8 zırhlar bile 120-130 won falan. O yüzden bize 25-26 saniye tamamladığı için böyle bir zırh tercih ettim. Bir kayıp, 10 ip absorbe. Kostümlere geldiğimizde en son paramız zar zor yettiği için çok abartı bir kostüm alamadım. 10 kritik 10 delici bir kostümümüz var. Normalde burada olması gereken biraz yani 50 won'a kadar bile satıyorlar bazen. 10 kritik 10 delici 8 saldırı hızı bir kostüm silah fişi almanız devamlı yapıyorsanız. Özellikle solo falan dönmek isteyen arkadaşlar zaten tercih etmeli. 8 saldırı hızlı bir alıp kendileri istedikleri zaman silah fişiyle yansıtmalarını tercih ederim. Bizim 10 kritik 10 delici bir silah fişimiz var. Şöyle 1000 ipi 10 ipi absorbe bir kostümümüz var. 5 saldırı hızı kaskımız var. Bunda kesinlikle 8 saldırı hızı olması lazım. Şöyle bir kuşağımız var. 96-144. 9 ortalama 2 buzun gücü. Normalde bunu 25 emişe çıkartacağız. 9 yaylı şeklinde güzel bir STL'sini alacağız. 10 ortalama delici de alıp güzel bir yani 400-500 onluk kuşak almayı düşünüyorum. Düşük kütbeli kuşak almayabilirim. Çünkü zaten kaskımız da var. Ama belki düşük kütbesi de olursa 50-100 won fazla verebilirim. Çünkü ileride belki Hydra değil başka bir boss'a geçeriz ya da başka bir şey yaparız ya da başka bir çarda yaparız. Dediğim gibi daha rahat olur. Zaten boost ısımız çok kötü. Boost ısımı artı 5. Ninja'mız, savaşçımızda da artı 5 boost ısımı var. Buz direnci 25. Ölümcül gücün yüzüğünü takıyoruz. Element şeyini takıyoruz. Ruh kemerimiz artı 9. Alev taşları var. Bir de 1000 ipi 10 kritik bir ayakkabımız var artı 8. Bunu da uygun almıştık. O yüzden aldım. Razador petine geldiğimizde şöyle Razador petini de göstereyim. 95 level. Normalde 96 level yapsak bir delici de alacağız. Ama dediğim gibi paramız ucucuna ettiğimiz için bunu da yapamadım. 403 günü var. 12.7 güzel petimiz var. Şöyle baktığımızda 12 berserker veriyor. 12 delici veriyor. Dediğim gibi bu 95 ya da 96'da pardon bir canavarla bir berserker artıyordu herhalde. Delici daha sonra 102'de falan artıyordu. Dedim ki bunlardan birer tane alabiliriz. Canavar önemli. Bunu daha sonra 96 level yapacağım bir hafta içerisinde. Şöyle baktığımda 5'lik enerji fazla masraf olmadan olmaması açıkçası 5'lik enerji kullanıyorum. Bunları zaten balık sandığından falan bulabilirsiniz. Mini dal kullanıyorum. 20 canavar veriyor. Markayı bazen zorlandığında oyundan attığı zamanlarda falan kullanıyorum. Bir de kritik delicimi 12 kritik 5 dakikalık falan böyle ufak tefek uygun bulduğumda alıyorum. Zaten bize 3 dakika olması yeterli çünkü boss'un biliyorsunuz 3 dakikalık kısmı bize yeterli. O yüzden bence 5 dakikalık alıp masraf yerine 3 dakikalık delici falan 20 kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz.
Auramızda zaten normal sersemlik var. Bir gücü var. Hecer hasarına karşı koyması var. Şimdi bir de bakıyorum bu çarda. Heh, simyaları tanıtmadım. Simyaları tanıtayım. Tek ortalama bir yakut kullanıyorum. Şöyle bunu almıştım. Daha sonra kerpetenimiz var eşya depomuzda. Daha birkaç gün önce kerpeten gelmişti. Harcayınca 10.000 harcayınca 12 eribar harcadık. Kerpetenimiz var. Bunu daha sonra STR orta çevirip dönüşümsüze geçireceğiz. Şöyle çift beş bir mükemmel elmasımız var. Kritik blok delici takmanıza da olabilir. Güzel olabilir. Ben bunu kritik blok 17 bana uygun almıştım. Artı 4 haliyle bunu da taktım. Şöyle çift CP absorbe bir yeşimiz var. Absorbe olması yeterli zaten. Efsun hiç önemli olmadığı için bir tane safir aldım ama Savaşçı Ninja vardı öyle uygun almıştık. Bunu 13 bunu almıştık sanırım artı 4 haliyle. Şöyle çift ipi absorbe bir tane parlak yeşimiz var. Bu çarımız bu şekilde. Başka bir şey yok göstermediğim. Şöyle hemen savaşçımıza geçelim. Biraz da savaşçımızı tanıtalım. Bu çarımızda karakter alalım gitmesin süresi. Savaşçımıza da geldiğimizde artı 8 bir orağımız var. 39 ortalama 10 buzun gücü. Artı 8 aldım çok masraf etmemesi açısından. Artı 9 da alsanız olur ama bunun buzu gücü falan yerinde bulmuştum. Bunu sanırsam yanlış hatırlamıyorsam kaç bon almıştık? 37 bon almıştık bunu. Uygun almıştık. O yüzden aldım. Artı 9 olması aynı özellikle falan bir 90 bon falan edebilir. 85-90 bon. O yüzden bu bana yeterli olduğu için bunu 37 bon aldım. Şöyle geldiğimde bir tane artı 6 balina almıştık. Bunu 11 bon almıştık. 3 absorbesi var. Normalde 10 absorbe olması iyi olur ama zaten hesaplar yatmıyor. Hip oranı da yüksek olduğu için. 1500 ipisi var. Artı 6 canavarımızı burada alıyoruz. Bunu 15 bon almıştım. Çok uygun aldım. Normalde 30-35 bon ederi var. Düşük rütbe ve dragon olması açısından. 15 büyüsü falan var. Efsunlar önemli değil ama düşük rütbe ve dragon artı 9 bayağı bir uzun süre. Bir ay falan pazara ben araştırdım. Yani bir 30 ondan aşağı bir türlü denk getiremedim. Bunu en son 15 bona gördüğümde direkt çekmiştim. Zaten zalim iki çarda da zalim oluyoruz Ekasar için. Şöyle Efsun hiç önemli değil ama iki kat eşya düşürmeli bir küpe bulmuştum 7 bona. Cevherleri de ekliydi. Almıştım lazım olur diye. 12 güç bir kalkanımız var sersemlikli. Sersemlikli kalkan almıştım. Çünkü şamanımızda da bazen kalkan lazım oluyor kullanmak açısıyla. 1.5 kayıp 10 delici 10 ip absorbe bir cennet bileziğimiz var. İlk 1.5 kayıp 10 kritik bir cennet kolyemiz var. Sonra 2000 ipi 5 kritik bir artı 6 atış ayakkabısı almıştık. Bütçemiz sıkıntıya girdikten sonra dolayı. Ölümcül gücün yüzüğüyle zaten element güç taşını kullanıyoruz. Artı 8 bir ruh kemerimiz var. Artı 9 almaya gerek duymadım para verip. Artı 5 de buz tılsım var bunda da. Bunda 4 savunması olduğu için savaşçı da kullanıyorum. Biraz fazla hasar yediği için. Buz direnci de zaten 25. Sonra daha sonra bunun nesipeti var. Bu nesipetini 24 bonu almıştım. Engel kitabı var. Deliciye çevirecektim ama gerek duymadım. Zaten hasarımız yetiyor. Daha sonra tekniciye döneceğimiz için engelli bir kitabımız olsun. Burada 11 canavarımız var zaten. 13 bloğumuz var. 7 de berserkerimiz var. Bu da 185 günlük. 648 saatlik ömürlü. 85 level bir pet. Mini dal kullanıyoruz. Savaşçıda da 20 canavar veriyor. Sonra enerji parçası 5'lik kullanıyoruz. Zaten kritik delicilerimiz böyle 10 dakikalık. Bunu da fazla abartı bir şey kullanmıyorum. Aynı zamanda güneş özütü kullanmanızı tercih ederim. Bunun çok büyük faydası var çünkü kendi kendine pot basıyor. Günde zaten birer tane yiyorlar en fazla full 5-6 saat 7 saat farm yaptığınızda. Zaten yavru örümcek kullanıyoruz onda dönüşüm kilesi bunda da yaban uşak kullanıyoruz. En son simyasını da göstereyim. Bölümümüzü kapatalım arkadaşlar. Çift pardon tek hipi max hipi değil ama normal hipi 2400 absorbe ter topu yeşim var. Sonra STR Ort 2 Efsun. Tertemiz bir yakutumuz var. Çift beç 2 Efsun. Elmasımız var mat. Parlak blok kritik bir parlak artı 4 Grenam şeyimiz var. 12'simiz var. Çift CP absorbe bir parlak Grenamız var. Ninja Savaşçı Lycan öyle Efsun çok önemli değil ama bunda kötü bir Efsun takmamıştım. En azından hepsini savunmasına Ninja'da atak öyle bir o zaman zamanıyla bir tane de şeyimiz var. Simyalarımız güzel. Başka savaşçıda da göster. Savaşçıda kostümlerimizi çok abartmadım. Şöyle bir kuşağımız var. 19 yemiş. 50, 69, 7 ortalama. Bunu 8 ona ya da 7, pardon 6.5 ona at falan almıştım hatta. O kadar ucuz almıştım. Şöyle 2000 ip 10 ip absorbe bir zırhımız var. Kostüm zırhımız. 10 kritik 10 değişici bir silah fişimiz var. Auramızda da sersemlik var. Yani bir blok falan bir defans bir şey veriyor. Başka da bir şeyimiz yok. Bu bölümümüzün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Güzel bir video oldu yani sizin için inşallah. Olmuştur inşallah.
Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Şöyle bana destek ve onur olmak amacıyla kanalıma abone olup bir de beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.